14 Aralık 2021 Salı Ben Oksan Ben Avrupa'dan haberlere hoş geldiniz. Almanya'da yeni Sağlık Bakanı Karl Lauterbach bugün eyalet sağlık bakanları ve uzmanlarla bir araya geldi. Yeni bakanın ilk zirvesinden güçlendirici dozu olanların ülke çapında zorunlu testlerden muaf tutulması kararı çıktı. Güçlendirici dozu olanlar 15 gün sonra test yaptırmak zorunda olmayacaklar. Bazı bölgelerde 2G Plus uygulanıyor. Yani sadece aşılananlar, iyileşenler test yaptırarak girebiliyorlar. Güçlendirici dozdan sonra bu kişilerin artık test yaptırmasına gerek kalmayacak. Ancak test muafiyeti hastane ve bakım evi ziyaretlerinde geçerli değil. Hastaneye ziyaretçi olarak girerseniz bu isteniyor. Hastalardansa zaten istenmiyor. Cuma günü yeniden buluşacak uzmanlar sürekli olarak mevcut duruma göre yeni kararlar alınacak. Omikron varyantının önümüzdeki aylarda daha da etkisini arttırması bekleniyor. Uzman komitesinde ülkenin en iyi 19 bilim insanı var. Onlar bilimsel kararlar alıyor. Siyasetçilere tavsiye ediyorlar. Umarım bu sefer uygularlar. Bu arada hiç beklenmedik bir sorun çıktı. Güçlendirici dozlar için elde yeterince aşı olmadığı belirtildi. Latarbach durumun son derece zor olduğunu söyledi. Önümüzdeki yılın ilk 3 ayı için çok az aşı satın alınmış. Bu konuda üretici firmalarla yeni bir görüşme yapılacak. Aşıyı bul ama aşıyı bulama. Peki bu güçlendirici doz ne zaman yaptırılmalı? O konuda da kafalar karışık. Latarbach tek tip düzenleme istiyor. Kuzeyren Vesfalya'da ikinci dozdan bir ay sonra yapılıyor daimi aşılama komisyonu ise 5 ay sonra tavsiyesinde bulunmuştu. Almanya'daki yeni vakalar 30.800 olarak açıklandı. Geçen hafta aynı güne göre 5.300 daha az. İnsidans da 375'e düştü. Biraz toparlanmış görünüyor ama yoğun bakımlarda tedavi görenlerin sayısı hala maalesef çok yüksek. Hastaneler zorlanıyor. Tabipler Birliği acilen daha fazla sağlık personeline ihtiyaç duyduklarını açıkladı. Marburger Başkanı Yona Yoğun bakım personeli büyük stres ve baskı altında durum artık tahammül edilemez hale geldi dedi. Personel eksikliği nedeniyle hastalara her yerde gerekli bakım sunulamıyor. Doktorlar, hemşireler, hasta bakıcılar fazla mesailerden şikayetçi. Sağlık personelinin değerini çok iyi bilmemiz lazım. Çok zor işi yapıyorlar. Siyasetçiler kendilerine gelince ballı börekli maaşları, emeklilikleri hemen çıkarıyorlar ama onlara gelince 3 kuruş primi çok görüyorlar. Bu primlerin dağıtılmasında da sıkıntılar yaşanıyor. Hastanelere veriliyor genelde. Onlar kendileri dağıtıyor. Bazıları eşit dağıtıyor. Bazıları kafasına göre dağıtıyor. Bu konuda da ülke çapında bir düzenleme yapılması şart. Almanya'da şu ana kadar tespit edilen 39 omikron vakası var. Ancak sayıların hızla artması bekleniyor. Virolog Krause birkaç hafta içerisinde yeniden artış olacağını düşünüyor. Drosten da Omicron'un Ocak ayından itibaren Almanya için bir sorun teşkil edeceği görüşünde. Zaten sağlık personeli sıkıntısı var. Şimdi bir de onlara aşı zorunluluğu getirildi. Acaba işten ayrılan olur mu? Endişe bu. Alman Hastaneler Birliği Başkanı Gaz olmaz görüşünde ARD ZDF yayınına katıldı. Bu grupta aşılama zaten %90'larda diğerleri de olacaktır dedi. Ayrıca herkes için tam kapanmaya gidilmesini gerekli bulmadığını söyledi. Ancak aşısızlar için temas kısıtlamalarının devamından yana. Berlin Belediye Başkanı Müller ARD'de konuştu. Bizim Noel kutlamalarımızda 2G geçerli olacak dedi kahveye davet ettiklerinizden de mi sertifika isteyeceksiniz diye sordular. Evet dedi aşılanmayan kahve içmeye davetli olmayacak. Uzmanlar çocukların da buluşmalara giderken en azından test olmasını tavsiye ediyor. Yalnız hızlı testlerde de sıkıntılar başladı. Birçok yerde bulunamıyor. Birçok mağazada artık belirli sayıda alma kısıtlaması getirdi. Talep oldukça yükseldi, sıkıntılar başladı. Diğer taraftan protestolarda devam ediyor. Bavyera'da pazar günü bir gösteri düzenlenmişti. Burada polise saldırdığı iddia edilen kişilere hapis cezaları verildi. Bazıları ertelendi. İki zanlı ise tutuklu yargılanıyor. Sahte sertifika sorunu da sürüyor. Oldukça arttı. Polis teşkilatı sürekli uyarıyor. Hapis cezası alabilirsiniz. Hem üretenler, hem düzenleyenler, hem satanlar hem de kullananlar için geçerli. İş yerinde sahte sertifika kullanılırsa işten atılma sebebi olabilir. Üstelik işsizlik maaşı bile tehlikeye girebilir. Pfizer firması bir açıklama yaptı. Salgına karşı bir hap geliştirilmiş. ABD İlaç ve Gıda Dairesi'ne acil kullanım onayı başvurusunda bulundu firma. Bu hapın da %90'a kadar etkili olduğunu belirtti. Çocuklarla ilgili tavsiye kararı ise hala bekleniyor. 5-11 yaş grubu için Avrupa Birliği onay vermişti. Ancak Almanya hala inceliyor. Aile Bakanı ZDF'de konuştu. Ailelere bu konuda herhangi bir baskı yapılmadığını söyledi. Çocukların aşılanması her gün konuşuluyor ama en az onun kadar önemli bir konu daha var. Almanya'da Daimi Bilim Komisyonu ilkokul öğrencileri arasında okuma yazma bilmeyenlerin sayısının arttığını açıkladı. Matematikte de asgari eğitim standartlarına birçok öğrenci ulaşamıyor. Çok sayıda çocuk doğru dürüst okuma yazma bile öğrenemeden ilkokulu bitiriyormuş. Maalesef salgın döneminde bu oran daha da artmış. Salgının böyle dolaylı etkileri de oluyor ve bunlar maalesef uzun yıllar hayatımızı zorlaştıracak. Sağlık açısından da gözden kaçan bir nokta var. İnsanlar salgın nedeniyle hastaneye gitmekten çekiniyor. Hastaneler zaten dolu. AB komisyonu Avrupa'da bu yüzden tespit edilemeyen 1 milyona yakın kanser vakası olduğunu açıkladı. Ve hava durumu 19 Aralık'a kadar hava sıcaklıklarının 5-7 derece arasında olması bekleniyor. Donma tehlikesi yok. 19'undan sonra ise havalar yine soğuyacak ve 0 dereceye kadar inecek. Yer yer yağış bekleniyor. Noel'de kar yağınca çok seviniyor Almanlar ama henüz yağıp yağmayacağı belli değil. İsrail'de bir araştırma yapıldı. 2 doz Biontech Omicron varyantına karşı dirençli ancak 3 doz büyük ölçüde koruma sağlıyor sonucu çıktı. Yeni Zelanda'da da bir kişi aynı gün içerisinde 10 defa aşı yaptırdı. Bunu aşılanmak istemeyenlerden para alıp yaptırdığı ortaya çıktı. O kişide herhangi bir yan etki ise görülmedi. İngiltere'deki vakalar 54 bin bandında Sağlık Bakanı Omikron vakalarının 2 iki günde bir 2'ye katlandığını açıkladı. Ayrıca günlük vakaların açıklanandan 4 kat daha yüksek olabileceğini düşünüyor. Avusturya'daki vakalar düşmeye devam ediyor. 3000'in altına indi. Sağlık Bakanı herkese 3. dozu yaptırma çağrısında bulundu. Noel ve yılbaşı döneminde de bazı kısıtlamalar uygulanabilir bu tartışılıyor. Tirol'de bir maske karşıtı kendisini uyaran güvenlik görevlisini merdivenlerden aşağı etti. Çok şükür bir şey olmamış ama emekçi insanlara saldırmak çok ayıp çok büyük bir terbiyesizlik. Kararları onlar almıyor. Onlar sadece işlerini yapıyorlar. Onlar bu dünyada kızılacak en son insanlar. Belçika'da düzelme var, vakalar %22 azaldı ancak omikron vakaları bir haftada 10 katına çıktı. Bu biraz endişe veriyor. Bir ankete göre Belçikalıların yaklaşık %70'i aşısızlara ek kısıtlamalar getirilmesini istiyor. Hollanda'da da vakalar düşüyor, %21 azaldı, 16.000 bandına indi. Ancak burada da acaba yeni varyant yeniden vakaları arttırır mı endişesi var. Gastronomi işletmeleri ve temel ihtiyaçlar dışındaki ürünleri satan mağazalar saat 17'de kapanıyor. Bu önlemler 14 Ocağı kadar devam edecek. İlk öğretim okulları da Noel tatiline bir hafta erken başlayacak. Öğrenciler en geç 21 Aralık'ta tatile girecekler. Hollanda'da seçimden 271 gün sonra hükümet de kuruluyor. Başbakan Rutte görevine devam edecek. Hükümette de liberal sağ ve muhafazakar partiler yer alıyor. İsviçre'de de artış yavaşladı. Günlük ortalama 9 bin. Kantonlar bugün federal konseyin sunduğu seçenekleri oyladı. Konsey ya 2G plus ya da kısmi kapanma demişti. Kantonların çoğu kısmi kapanma fikrine karşı çıktı. 2G'ye geçilmesinden yana görüş bildirdi. Kesin kararsa cuma günü alınacak. Avrupa'nın genelindeki durum iyi ama Fransa'da kötüleşiyor. %16 vaka artışı var. Ortalama da 48 binin üzerinde. Sağlık Konseyi Noel'de büyük buluşmalardan kaçınılmasını istedi. Gitmeden test yaptırın, kapalı alanları da her saat başı 10 dakika havalandırın önerisinde bulundu. Ben havalandırınca kızıyorlar. Aman camları açmayalım, üşürüz. Ben de salgına yakalanmaktan iyidir deyip açıyorum. Artık beni onun için pek fazla çağırmıyorlar. Fransa'da enerji fiyatlarındaki artış nedeniyle dar gelirli 5 milyon 800 bin aileye de 100 avro yardım çeki verilecek. Çekler gönderilmeye başlandı. Yardımlar ayda 2 bin avrodan az kazananlara veriliyor. Bu çok güzel bir uygulama. Keşke Almanya'da da olsa yardımların böyle yapılması daha iyi. Sadece sosyal yardım alanlara değil, belirli bir gelirin altında kalan herkese bu gibi yardımların yapılması lazım. Son haberimiz Güney Kore salgın vakalarını izlemek için yüz tanıma sistemleri kullanmaya başlayacak. Yapay zekadan yararlanacak. Bir şehirde 10 bin kameralı pilot sistem kuruldu. Üstelik maskeli yüzleri bile tespit edebiliyor. Bu da tabi veri koruma tartışması başlattı. Her tarafta bu tarz sistemler kuruluyor. Telefonlarımızda zaten GPS var. Son model kulaklıklarda bile GPS var. Kulaklığın nerede olduğunu internet üzerinden görebiliyorsunuz. Güney Kore ile Kuzey Kore arasındaki savaş da artık sona erecek. Fiili olarak 1953'te çatışmalar durdu ama sadece ateşkes yapıldı. Resmi bir barış imzalanmadı. Kağıt üzerinde savaş hala devam ediyor ve bir savaş kağıt üzerinde bile olsa çok kötüdür. 71 sene sonra resmen sona erecek. 76'da az kalsın çatışmalar yeniden başlayacaktı. Amerikalı askerler ağaçları buduyordu. Diğer taraftaki ağacı budadılar diye Kuzey Kore'den ateş açtılar. İki subay öldü. Sonra çok uzun bir testere buldular ve onunla budadılar. Kore Savaşı'nda Türk askeri de birçok cephede savaştı. Birçok cephede yalnız kaldı. En acı olay 1951'de Nisan ayında yaşandı. Üsteğmen Mehmet Gönenç yaralıydı. Telsizde topçu taburuna her tarafımız düşmanla çevrili dedi. Telsizcimiz bile şehit oldu. Topçular burayı ateş altına alsın ve koordinatları verdi. Topçu subayı bir yanlışlık olmalı dedi. Burası sizin şu anda bulunduğunuz yer. Üsteğmen yanlışlık yok dedi. Ben bunu bilerek söyledim. Biz esir olmak istemiyoruz. Bizi teslim etmeyin. Kendi ateşimizle şehit edin. Bu vasiyetimizdir. Komutanlar ne yapacaklarını bilemediler ve çok zor bir kararla vasiyeti yerine getirmeye karar verdiler. Esir düşmesinler diye kendi askerlerimizin olduğu koordinatlar bombalandı. Koordinatları veren Üsteğmen dahil 66 askerimiz orada şehit oldu. Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsınlar. 2 yıl sonra Türkiye NATO'ya girdi. ABD Savunma Bakanı, Türk askerinin maliyeti bize 23 sente geliyor dedi. Savaş 1953'te bitti. Onu bir de yakınlarını kaybedenlere sormak lazım. Çünkü savaş hiçbir zaman bitmez. Yıllar geçse bile insanların canını yakmaya, canını acıtmaya devam eder. Nazım'ın pek bilinmeyen bir şiiri var. Kore'ye giden bir askere hitaben yazmıştı. Kimi öldürmeye gidiyorsun? Yedi deniz ardında kaldı Anadolu. Hane halkıyla beraber. Onlar bu yıl vermedi vergiyi. Öldü sarı öküz. Dayı oğluna göründü gurbet. Kimi öldürmeye gidiyorsun Ahmet? Yedi deniz ardında kaldı Anadolu. Köy halkıyla beraber. Onlar bu yıl toprak istedi Ali Bey çiftliğinden. Dövüşüldü jandarmalarla. Dursun vuruldu. Yaralandı koca anan. Hapse düştü millet. Kimi öldürmeye gidiyorsun Ahmet? Hoşçakalın.